Allah'ım dünya güzeli, kara kaş kara gözlü yar meleke. Yarım dünya güzeli, kara kaş kara gözlü yar meleke. Yarım fidan boyludur, yürek ateş konudur, aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde. Yarım fidan boyludur, yürek ateş konudur, aşkı bir hayal gibi yanar yüreğimde. Şana vakunde yar malake. Ejna yare usane, bina dare urmyane, hamredle vesine, defere bamın. Ejna yare usane, bina dare urmyane, hamredle vesine, defere bamın. Dila şevd yola dilay, dila ferd yola. Emin, hani yemin etmiştim bir daha bunlara elini sürmemek için? Vallahi komiserim, kötü bir niyetim yoktu. Ben öyle el alışkanlığını kaybetmemek için şey ettim bunları. Alışkanlığını yitirmemek için bir de arabaların altına bomba yerleştiriyorsun öyle mi? Şu senin Afganistan dosyasını toz uzaklardan çıkartmanın zamanı geldi demek. Ne oldu? Nutkun tutuldu birden. Bu dosyayla ilgilenecek birilerini tanıyorum. Komiserim, elini ayağını öpeyim. Miranağımı kıramadım. Büyüğümdür. Rica edince de... Peki, biz de rica etsek... ...şu Miran'ın saklandığı yeri bize de söyleyiversen de... ...bütün zahmetlerden kurtulsak. Olmaz komiserim. Bizim raconumuza terstir adamı teslim etmek. Bırak ulan şimdi raconu bitsin, gelin. Söyle, nerede saklanıyor Miran namussuzu? Garipler Köyü'nde. Duyuyor musun? Daha yüksek. Garipler Köyü'nde. Altay hayati tehlikeyi atlatmış. Ama sakat kalabilirmiş. Aman Allah'ım. Miran'ın işi olmalı bu. Öyle olmalı. Dediğini mutlaka yapıyor bu namussuz. Baba, ne duruyoruz? Hadi hemen ziyaretine gidelim. Yavrum hala yoğun bakımda. Kimseyi almıyorlar yanına. Biz de hastanenin kapısından geri döndük. Haberleri Fikret'ten alıyoruz. Asmin ya halidedir şimdi, kim bilir. Fikret başında sağ olsun. Kızı ayakta tutmaya çalışıyormuş. Baba mutlaka ziyaretine gidelim. Altay'ı göremesek de Asmin'i görmem lazım. Onun gözlerinin içine bakıp ondan af dilemem lazım baba. Bu benim için çok önemli, lütfen. Canım, gideriz. Tanıdığım kadarıyla Asmin anlayışlı bir kadın. Seni mutlaka dinleyecektir. Altay Batugün'ün arabasına bombayı siz mi yerleştirdiniz? Altay Batugün'e bir kusur bir şeyiniz mi var? Sizin İran Bedir Hanım'ın bir cevap verir misiniz? Bir cevap verir misiniz? Bir cevap verir misiniz? Bir cevap verir misiniz? Thank you.
Aç kapıyı polis! Aç kapıyı polis! Yok komiserim, her yer boşaltılmış. Pek öyle kaçar gibi boşaltılmamış hep. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun pis herif? Yok komiserim, haşa. Vallahi billahi buraydı. Tırın şunu gözümün önünden. Anlayacağız bakalım doğru söyleyip söylemediğini. Komiserim, şuradan atalım çantayı buldum. İçinde de bu kart vardı. Şahin Güç soruyor. Kaçırdın çantası. Yine kaçırdık namussuzu. Sevgili kuruyormuşuz Gabriel. O patlamadan nasıl sağ çıktığını hala inanamıyorum. Gözlerimin önünde cayır cayır gitti şoförümüz seni. O masum adam bir anda... Altay'da arabada sandım. Aklım çıktı. Ben de ölmek istedim oğlum. Canım kardeşim benim. Ne bitmez çileniz varmış sizin. Nasıl bir vicdansızlıktır bu? Allah korusun. Sen de çocuklarla o an o arabada olabilirdiniz. O sabah zor zapt ettik Altay'ı. Babasıyla işe gitmek istiyordu. Olabilecekleri düşünmek bile istemiyorum ben. Düşünme artık. Bitti geçti hepsi. Altay'ın durumu nasıl? Ne diyor doktorlar? Hayati tehlikeyi atlattı ama... doktorlar bacaklarında kalıcı bir hasar kalabileceğini... belki de... bir daha hiç yürüyememe tehlikesinde olduğunu söyledim. Demek. Neden? Ne olmuş ki? Patlama sırasında omuriliğine bir parça geldi. Sinirlerini zedelemiş. Ne bileyim işte Gabriel. Kaderimizde bu da varmış. Asmin kendin söyledin. Bu bir ihtimal. Kesin bile değil. Hem Altay güçlüdür. Bununla da baş etmesini bilecektir. Yaşıyor nasıl olsa. Gerisi hallolur. Güzel anam. Her yer hatıralarınla dolu hala. Torunlarını getirdim sana. Yeniden çocuk sesleriyle canlanacak burası. Bana bakın. Burası benim anamın konağıdır biliyorsunuz.
Buraya geldik. Çünkü bizi burada aramak kimsenin aklına gelmez. Miran Bedirhan asla bu kadar tedbirsizlik yapamaz derler. Ama sizin gözünüz kulağınız açık olacak. Ön kapıyı kullanmak yok. Arkadaki tünelleri sadece gerektiğinde kullanacaksınız. Çocuklara sahip olun, fazla gürültü yapmasınlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yarın Hasibi adına yaraşır bir şekilde toprağa vereceğiz. Çok kalabalık olacaktır. Gelenlerin karnı doyurulsun. Fakirlere bahşişler verilsin. İhtiyacı olanlara üst baş verilsin. Ben Eyüp Hoca'yı getireceğim. Ben ortalarda olamayacağım. Ama siz benim yokluğumu hissettirmeyeceksiniz. Miran'a parayı sakınmış demesinler arkamızdan. Merak etme ağam. Bütün hazırlıklar tamamdır. Kazanlar kaynamaya başlamıştır bile. İyi iyi. Hadi bakayım. Sakın ha yüzümü kara çıkartmayın. Baba! Söyle bakayım aslan oğlum. Ne oldu? Doyurdun mu karnınızı Zilan? Ya boş ver şimdi yemeği. Annemi hiçbir yerde bulamadım. Herkese sordum, onlar da bilmiyormuş. Nerede annem baba? Oğlum. Biz yolda gelirken bana bir telefon geldi. Benim de yeni haberim oldu. Anana şey olmuş oğlum. Anan bir kaza geçirmiş. Ne? Kaza mı? Neredeymiş? Nereye götürmüşler? Hastaneye mi? Ya. Çabuk yanına gidelim. Yetişemedik oğlum. Biz gelene kadar anan... Ne? Ölmüş mü? Evet. Benim oğluma iyi bakın demiş. Ben oğlumu çok seviyorum demiş ölürken. Anneciğim, bırak. Anne, anneciğim. Dün erken saatlerde arabasına önceden yerleştirilen bir patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan eski milletvekillerinden iş adamı Altay Batıgün'ün durumu ciddiyetini koruyor. Altay Batıgün'ün şoförü olay yerinde hayatını kaybederken Batıgün'ün durumunun önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağı ve hastane yetkililerinin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapacağı bildirildi. Bah bah bah! Görüyor musun insanların başına geleni? Senin haberin var mıydı bütün bu olanlardan? Vardı. Siz daha fazla üzülmeyesiniz diye söylememiştim. Bugün doktoruyla konuştum. Hala yoğun bakımda tutuyorlarmış. Hay Allah. Görüyor musun bak. Yeni Miran'ın işi olmalı bu. Tabii onun işi, başka kimin olacak anne? Hala elini kolunu sallayarak terör estiriyor şerefsiz. Oğlum ziyaretlerine gidelim yarın sabah. Aspin Hanım perişan olmuştur şimdi. Tamam anne, gideriz. Patlamada ağır yaralanan Altay Batıgün'ün kaldırıldığı hastaneden yapılan ilk açıklamada geçirdiği operasyonlar sonrası hayati tehlikeyi atlattığı ancak kısmi felç tehlikesinin devam ettiği söylenmişti. Ulan bu köpek hala yaşıyor mu ulan? Ulan Emin! Ulan Emin, seni ben beynime geçirsem var ya! Ulan bunların da bu 9 canlı! Ulan Allah cezanızı versin hepinizin! Ulan iş yine başa düştü! Ben gelip biz daha de hiç canını alacağım boğazından! Allah cezanızı versin! Emniyet yetkilileri bombalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin ele geçirildiğini ve zanlının ilk ifadesine göre
olayı azmettirenin Miran Bedirhan olduğunun düşünüldüğünü bildirdiler. Miran Bedirhan'ın halen kaçak olduğu ve yurt çapında aranmaya devam edildiği bildirildi. Bak görüyor musun namussuz gene kaçmış. Aradın mı Gabriel'i? Ne alemdelermiş? Öldüm meraktan. Telefonları kapalı. Aramadılar da. Bir de benden yiyeyim şansımı. Dene bakalım. Çalıyor. Alo, Gabriel. Hah, dayı. Kusura bakma, ya kapalıydı bütün gün telefonlar. Merak etmişsinizdir siz de. Bana. İki çift lafım var benim o kaygısızlara. Alo, Gabriel. Hadi karın kaygısı senin de mi umurunda değil be oğlum? Hiç mi aklına gelmez anam merak eder, şunu bir arayayım da bilgi vereyim diye? Nasıl olmuş Altay oğlum? Asmin kızım nasıl? Ay o da perişan olmuştur şimdi. Bak Gabriel, söyle ona hiç çekinmesin, arasın beni. Eğer isterse hemen atlar uçağa gelirim yanına, tamam mı oğlum? Ne de olsa bizler bugünler için varız evladım. Ya ana, dur bir nefes al Allah aşkına. Hastanede telefonları açtırmıyorlar, o yüzden arayamadık. Şükürler olsun Altay hayat tehlikeyi atlattı. Ama hala yoğun bakımda. Biz de şimdi Asmin'in yanındayız. Elimizden geldiğince ona destek olmaya çalışıyoruz. Yeni bir haber çıkarsa biz seni ararız. Neyse şimdi kapatmam lazım. Doktor geldi de. Ya şimdi kapatmasam sabaha kadar konuşup durur. Dayım anamın selamı var sana Asmin. Ya iki çift laf ettirmedi bana, suratıma kapatıverdi telefonu. Ya senin iki çift laf dediğin bu muydu ha? Ne yapsın çocuk hastanede? Roman mı yazsın sana? E ne yapayım canım, merak ediyorum. Onlar gibi gamsız mı olayım yani? Allah Allah. Asmincim ben yarın yine uğrarım. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ ol Fikret. Dün gece sen gelmeseydin deli çıkardım herhalde. Yine hazır gibi yetiştim. Sağ ol. Böyle bir zamanda da yanında olmayacaksam. Ama sen de bana söz ver. Bu gece iyice dinleneceksin, tamam mı? Siz o işi bana bırakın. Zor da olsa ben onu uyutmaya çalışırım. Tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Yavrum, kaç defa söyleyeceğiz sana? Babanın yanına kimseyi almıyorlar. Onun istirahat etmesi, dinlenmesi gerek. Yoksa iyileşemez yavrucuğum. Beni ses çıkarma. Uyurken babamı uyandırma. Ne olur anneanne. Sana kaç defa söyledi baban? Ben evden gidince ailenin erkeği sen olacaksın. Kardeşine göz kulak olacaksın demedi mi? Dedi de ben yanına gitmek istiyorum. Yavrum, anneciğin babanın yanında. O ona çok güzel bakar. Sen hiç merak etme, olur mu kuzum? Haydi uyumana bak sen. Sabah olunca gene ararız anneciğini. Peki, iyi geceler. Haydi bakalım. Allah rahatlık versin sana yavrum. Nasılsın canım bu sabah? Daha iyiyim. Çocuklar nasıl? Onlar iyiler, sen hiç merak etme. Annem yanlarında zaten. Esas oğlan seni merak ediyor çok, sorup duruyor. Bak kimler var burada. Bak gördün mü Gülen? Ben salladım seni. Allah'ım şükürler olsun. Onu bizlere bağışladı. Asmin. Daha ne kadar burada kalacakmışım ben? Doktora sordun mu? Altaycığım çok riskli bir ameliyat geçirdim. Sen şimdi niye bunları düşünüp yoruyorsun kendini? Bir an önce iyileşmeye bakacaksın sen. Peki tamam söylüyorum. Asmin Hanım ziyaretçilerimiz varmış. Canım, dünden beri burası dolup dolup taşıyor. Ziyaretçilerin ardı arkası kesilmedi.
Bak Fikret'le Filiz'in sana çok selamları var. Sonra Atıf Baba ile Semahane de sen dün ameliyattayken gelmişler. Aşağıya not bırakmışlar. Herkes sevgilerini iletiyor sana. Sağ olsunlar. Ben yine gelirim Altay. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين آمين وعدوانا إلا على الظالمين آمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين واهدينا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم آمين ببركة القرآن العظيم آمين وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين آمين واعف عنا يا كريم آمين واعف عنا يا رحيم آمين واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات ne o Hasip? Karadeniz'de gemiler mi battı? Dünden beri yüzünü gören cennetlik. Yok ağam, öyle değil. Öyle değil de. Sen hala oradasın değil mi? İkimiz de yaşlanıyoruz Asil. Her şeye alınan oldu. Benim sana ettiğim eşeklik. Estağfurullah ama o nasıl söz acaba? Doğru söz, doğru söz. Hasip, insan hayatta en yakınındakinin canını acıtır derler. Sanki marifet. Benim bu hayattaki tek, gerçek can dostum sensin Hasip. Beni senden başka kimse daha iyi bilemez. Bu can yoluna kurban ağam. Nefes aldığım sürece de böyle olacak. Benim için canını feda ettin Hasip. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Yanlarından! Yanlarına gel! Gözümün nuru Hasip. Aç gözünü. Hadi Hasip. Hasip bak. Ağanı böyle yalnız koyup gideceğim mi Hasip? Hasip. Sana söz veriyorum Hasip. Bak kurtulacağız buradan. Sana en iyi doktorlara getireceğim. Ulan Allah'ın iyi heyecanlar başına.
Sultancık baba. Sıkmışım. Hadi bakayım hocam. Ağlayı bakın. Kolda koşa yem etmeyin. Buraya kadarmış ağabey. Hakkını helal et ağabey. Helal et. Ulan bu nasıl söz ulan? Ulan ağa seni yalnız bırakır babası. Ulan lafın gelişi helal olsun. Ama bak lafın gelişi ağa. Gariyi gariyi helal olsun. Ama yok öyle ya ama. Ulan bizim kabrimiz seninle mezara kadar değil mahsup ha. Öyle yok helalleşme erkenden. Haram ha. Ağam. Herkes gitti. Tam zamandır. Nedir bu başımızda dolaşan felaketler böyle ardı ardına? Size de bir baş sağlığına gelemedik. Her şey o kadar üst üste geldi ki. Sağ olun buralara kadar zahmet ettiniz bütün acınızın içinde. Acımız da düşmanımız da aynı Asmin Hanım. Altay Bey nasıl? Yardım edebileceğim bir konu olursa lütfen çekinmeyin. Sağ ol. Çok şükür atlattı Altay Herat'ı tehlikeyi. Ama bakın doktorlar bir yaraz kalabileceğinden bahsediyorlar. İnşallah olmayacak öyle bir şey. Ya. Vah vah. Peki asıl doktorlar ne diyor? Sonuç ne olacak? Kısmi felç olasılığından bahsediyorlar ama bakalım önümüzdeki günler ne getirecek, bekleyip göreceğiz. Ben de aklıma getirmek istemedim. Sana yemin ediyorum Hasip. Buna sebep olanlara gün yüzü göstermeyeceğim. Onların Azrail'leri olacağım. Ölümün soğuk nefesini son anlarına kadar enselerinde hissedecekler. Benim kardeşim. Benim can yoldaşım Hasip. Rahat uyu kardeşim. Kanın yerde kalmayacak. Rahat uyu. Asmin Hanım, ameliyat sonrası sizinle endişelerimizi paylaşmıştık. Bugün konularında uzman olan arkadaşlarımın katılımıyla da son bir konsültasyon yaptık. Ne yazık ki elde ettiğimiz sonuçlar endişelerimizi destekler doğrultuda.
Eşiniz bundan sonra tekerlekli iskemleye bağımlı olarak yaşayacak. Suç makinesi Miran Bedirhan'ın yurt çapında aranması devam ederken deniz yoluyla Romanya ya da Bulgaristan'a kaçma ihtimalini de göz önünde bulunduran emniyet yetkilileri kırmızı bülten yayınlayarak Interpol aracılığıyla dünya çapında arama kararı çıkarttı sayın seyirciler. Eğer yurt dışına kaçtıysa yakalanması çok zor olur. Bana kalırsa hala Türkiye'de. Mardin'de kendi insanlarının arasında yurt dışında olacağından çok daha güvende hissedecektir kendini. Bu arada Altay'la ilgili son haberler nedir Atıf? Az önce doktorlarla konuştum. Haberler hiç iyi değil. Konsültasyon neticesinde Altay'ın yürümesinin çok zor olduğu, hatta imkansız olduğu sonucuna varmışlar. Canım yavrum. Bu da mı gelecekti başına? Baba, hadi kalk hastaneye gidelim. Altay'ı görmem lazım benim hemen. Şimdi gece gece nasıl göreceksin Altay'ı? Hem daha yoğun bakımdan çıkmadı hala. Nazmi'ni de eve götürmüşler. Çok sarsılmış kız. Kendinde değilmiş üzüntüden. Ateş düştü yuvasına. Altay'ı yarın sabah çıkaracaklar yoğun bakımdan. O zaman gider görürüz. Babam ne zaman gelecek? Az kaldı oğlum. Çok yakında gelecek. Bugün bizler kal. Bizler yatsana. Çok özledik seni. Çok korktuk. Ama oğlum. Kızım, kırmaşı çocukları. Çok özlediler seni. Hem Altay'da yatıyor zaten. Uyuyordur o. Gerekirse ben giderim hastaneye. Hem Gabriel'le Güle de oradalar. Haydi yavrum, hem sen de hasret gidermiş olursun. Sabah da erkenden gidersin yavrum. Peki madem. Madem öyle istiyorsunuz. Yaşasın! Haydi ama siz çıkın odanıza. Şenay Hanım, pijamalarını giysinler. Tamam, ben de giysin Hanım razı. Tamam, gel geçelim. Tamam. Anne Altay sakat kaldı. Doktorlar bir daha yürüyemeyecek dedi bugün. Kocam bir daha ayağa kalkamayacak. O aslan gibi adam. Kapılardan geçemeyen. Canlı, hayat dolu. Anne nasıl dayanacak buna? Yavrum, Allah'tan ümit kesilmez. Siz ne badireler atlattınız yavrum. Bunu da atlatacaksınız elbet. Hem zaman her şeyin ilacıdır yavrum. Derdini veren Allah dermanını da verecek güzel kızım. Çok zor. Çok zor anne. Daha hiçbir şey söyleyemedim Altay'a da. Nasıl söylerim? Nasıl derim karşısına geçip bir daha ayağa bile kalkamayacaksın diye anne? Yıl geçmiş. Daha bir güzelleşmesin. Toprağa ayağın değdiği dakika başımı döndürdün. İçimi kavurdun gene kitapsız asmin. Dizlerimin bağı çözüldü yeni yetmeler gibi.
Allah'ım bu nasıl aşk böyle? Ne yapsam ne etsem aklımdan gitmiyor. Surete gözlerimin önünden bir türlü kayıp gitmiyor Allah'ım, sen sabır ver. Ne olan eşek sıpası? Sen yatmadın mı hala? Baba, ben annemin mezarına götürür müsün? Ona çiçek vereceğim. Bak oğlum. Şey olmuş. Hani götürürüm götürmesine de. Biz gelesiye akrabaları ona almışlar. Halep'e götürüp gömmüşler. Halep nerede? Çok uzak mı? Uzak tabii ya. Ta Suriye'de. Olsun baba, gidelim. Hem ona söyleyeceklerim var, hem özlemiştir beni. Tamam oğlum. Zamanı geldiğinde seni götüreceğim. Söz. Ama ilk önce Asmin ablanın buraya gelmesini beklememiz lazım. Niye ki? Asmin abla niye buraya gelecek? Oğlum seni özlemiş, beni özlemiş. Ondan sonra hep beraber uzaklara gideceğiz. Peki ya Memo, o da gelecek mi? Gelmez mi? Gelecek tabii ki. Anca beraber, kanca beraber. Bir daha birileri aramıza girip bizim mutluluğumuzu hiçbir zaman bozamayacak. İki kardeş her zaman beraber olacaksınız. Anladın mı benim aslanım? Kızları görmüyor musun? Ah maşallah oğlum, seni çok iyi gördüm. Vallahi çok korkuttun bizi yavrum. Allah'ıma şükürler olsun, bağışladı bize yavrumuzu. Ya onu ateş çemberlerinden çıkıp geldi bugüne kadar. Öyle kolay mı benim kardeşimi Tonga'ya düşürmek? Ben demiştim size maşallah Türk gibi. Ve artık biz de rahat rahat gözümüz arkada kalmadan memleketimize dönebiliriz Güley'le. Onu soracaktım ben size. Siz dönüyor musunuz bugün? Dönelim artık Asmin. Hem Altay eniştem de çıkar nasıl olsa birkaç güne hastaneden değil mi? Son birkaç kontrol daha var ama bakalım bugün doktora bir şey söyler herhalde. Bak hiç itiraz istemem. Hani Sinan hastaneden çıktığınız gibi doğru Mardin'e. İyi gelir kardeşim bizim oralarda varsa. Bakalım hele bir çıkalım da buradan. Tabii Meryem anam da döktürür şimdi yemeklerini. Aşk olsun Güle. Benim yemeklerim dururken Meryem'in yemeklerinin lafı mı olur hiç? Anacığım seninkilerin yeri ayrı, onunkilerin yeri ayrı. Onun da hakkını yememek lazım şimdi. Aa çok özlemişsin bakıyorum kayınvalideni Güle. Ne yalan söyleyeyim. Alıştım galiba sonunda. Ağamızsın. Kararlarını tartışmak bize düşmez. Kötüsü gelirse kanımızın son damlasına kadar seni vermemek için vuruşuruz. Onu da bilirsin. Bilirim. Bilirim de Himmet dedem. Senin dilinin altında başka bir şey var. Hele bir söyle de bilelim onu. Demem o ki sen tehlikedesin buralarda. Senin başına bir şey gelirse aşiret de zora düşer. Eysi mi daha emniyetli bir yerlerde saklanasın. Polisin, jandarmanın gözü hep üstümüzdedir sen gittiğinden beri. Gözümüzü açtırmaz oldular. Haklısın. Haklısın Himmet dedem. Fakat yapılacak son bir işim kaldı. Onu da hallettikten sonra buralardan sonsuza dek bütün gözlerinin önünden kaçıp gideceğim. Neymiş oğlum o halledilmemiş mesele? Olur varsa biz halledek. Yok yok. Sizin halledebileceğiniz bir iş değil o. Şahtiyanların kızı. Asmin. Ha şu mesele. He ya. O mesele. Düğün gecemizde. Gelinliğiyle. Benim ağalığımı hiçe sayan bir zibidi tarafından kaçırıldı Asmin.
Vasmin yanıma gelmedikçe, Vasmin benim olmadıkça bana ahirette de bu dünyada da huzur yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ağam, emret hemen kaldırıp getirelim yengemizi her neredeyse. Sen kendini tehlikeye atma daha fazla. Sen bize lazımsın. Biz halledelim bu işi. Tamam. Gerektiğinde ben size haber ederim. Gereği de neyse yapılır. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım, şimdi soğutmayın yemeklerinizi. Afiyet olsun. Yavrum, seni çok merak ettik. Kaç gündür yanına sokmadılar. İyiyim sen anne, iyiyim. Ne kadar iyi olunabilirse artık böyle bir durumdan sonra. Çok üzüldük oğlum. Mahvolduk ailecek. En kötüsü de elimden hiçbir şey gelmemez. Kimsenin elinden hiçbir şey gelmez Atıf baba. Dağlarda çarpıştığım günlere döndüm İstanbul'un ortasında. İnsanın attığı her adıma dikkat etmesi gerekiyor. En ufak bir hatayı bile affetmiyor namert düşman. Asmin, sana bir şey söylemek istiyorum. Nevin dışarıda bekliyor. İçeri girmeye cesaret edemedi. Senden ve Altay'dan çekiniyor. Miran'ın kızını kaçırdığından beri size yaptıklarından ötürü büyük pişmanlık içinde. Senden ve Altay'dan özür dilemek, kendini affettirmek istiyor. Ne demek Sema anne? Benim kocamın bir yerde kardeşi sayılır. Bir tırnaklık ayrılır mı? Hatasını anladıktan sonra. Ben bir bakayım ona o zaman. Teşekkür ederim. Sen çok asil bir kızsın Asmin. Siz Altay'a bir şey belli etmeyin yalnız. Bakayım ben bir yolunu bulurum. Hadi kızım, göreyim seni. Siz sohbetinize devam edin, ben geliyorum. Hoş geldin. Böyle bir günde gelmen büyük incelik. Teşekkürler. Ben kızının başına gelenleri duydum. Çok üzüldüm. Seni çok iyi anlıyorum değil mi? Aslında ben gerçekten çok üzgünüm. Demin bütün olanlar geçmişte kaldı. Ben hepsini unuttum bile. Şimdi önemli olan burada bizim yanımızda olman, bize destek olman. Yeniden bir aile olabiliriz belki. Ama kendini affettireceğin kişi sen değilim. O içeride yatıyor. Evet ama bilemiyorum. Kendimi ona nasıl affettireceğimi bilemiyorum. Ben biliyorum galiba. Gel ben de. Aşk olsun Sema anne size. Nevin de buradaymış. Niye söylemiyorsunuz? Bak Altay, Nevin sana geçmiş olsun demek için gelmiş. Nevin sen? Çok utanıyorum size yaşattıklarım için. Yalvarırım, beni affedin. Biliyorum çok kötülük ettim size.
Ben çok üzgünüm. Affedebildin mi gerçekten Hasan? Bak hala inanamıyor. Hadi çıkalım da Altay biraz rahat etsin. Geçireyim ben hayatım. Doktorlar ne diyor Altay'ın durumu için? Vallahi Sema anne, yeni bir gelişme yok. Doktorlar bundan sonra tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayacak dediler. Bu işler hiç belli olmaz kızım. Benim için de neler söylüyorlardı. Bak şu halime. İnşallah Atıf baba, inşallah bakalım. Daha Altay'ın da bir şeyden haberi yok. Nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum. Bir şey ihtiyacın olursa biz senin yanındayız Asmen, biliyorsun. Sağ olun. Ama herhalde kendimi halletmem gerek bu işi. İşte bakalım şimdi moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Geçireyim sizi. Geçtiğimiz günlerde arabasına yerleştirilen uzaktan kumandalı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan Altay Batıgün'ün hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisine yatırıldığı özel hastanede devam edildiği bildirildi sayın seyirciler. Aynı saldırıda hayatını kaybeden Altay Batıgün'ün özel şoförü Selim Dalkıransa dün ailesinin de katıldığı sade bir törenle toprağa verildi. Selim mi? Hayrola kızım. Hayır olamaz, aman Allah'ım. Emniyetten yapılan yazılı açıklamada bombayı yerleştiren saldırganın yakalandığı, fakat olayın azmettiricisi olan Miran Bedirhan'ın kaçmayı başardığı ve emniyet güçleri tarafından aranmasına devam edildiği bildirildi. Selim benim yüzümden öldü. Selim benim yüzümden öldü. Ne istedin o garibandan? Namussuz herif, Allah'ın belası. Kızları vardı oğlum. Bir sizin aşkınızın gücüne hep kıskanmışımdır. Eminim bu olanları da aşkınızın gücüyle yeneceksiniz aslında. Umarım. Bugün bana gösterdiğin anlayışı, olgunluğu hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Olanlar oldu. Geçmiş geçmişte kaldı. Değiştiremem. Ama onları size unutturmak için, kendimi affettirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ve emin olabilirsin. Altay için dua edin değil mi? Onun sizin dualarınıza çok ihtiyacı var. Artık biz gidelim kızım, sonra gene geliriz. Sen de kocanın yanına git, yalnız kalmasın. Çok sağ olun her şey için. Altay.
oldu canım? Altay bir şey mi oldu? Selim'in öldüğünü neden sakladınız benden Asma? Altaycığım, bu sabaha kadar yoğun bakımdaydın zaten. Yani bu bilginin sana nasıl bir faydası olacaktı ki o durumdayken? Altaycığım, canınla uğraşıyordum. Nasıl söyleseydik? Toprağa verilmiş bile. Bir bas sağlığı bile dileyemedik insanlara. Çocukları vardı. İki tane küçük çocuğu vardı. Yatalak bir annesi vardı. Hepsi eşinin üzerine kaldı şimdi. Ben Zeynep Hanım'la konuştum dün. Cenazeden önce acısını paylaşmaya çalıştım. Yarın da bir ara Gazi için ziyarette bulunacağım. Selim'i onlara geri veremeyiz. Ama maddi olarak bundan sonra hiçbir problemlerinin olmayacağını söyle onlara Asmen'e. İnşaatı biten konutlardan bir tane daire vereceğim onlara. Tapusunu da çocukların üzerine yapacağım. Bütün eğitim ve sağlık masraflarını karşılayacağım. Selim'in de banka hesabına her ay parası yapacak. Bunları Zeynep Hanım'a mutlaka söyle, tamam mı Asya? Tamam canım. Nevin'le aranızdaki buzların çözülmesine çok sevindim Altay. Ben asıl sana şaşırdım Asmin. Sen affettikten sonra. Hayat çok kısa Altay. Bunu iyice anladım artık. Kırgınlıklarla kaybedecek vaktimiz yok. Asmin. Canım. Ben bacaklarımı hiç hissetmiyorum. Az önce ayağa kalkmaya çalıştım. Sanki bacaklarım hiç yok gibi. Ne oluyor Asmin? Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Seni ko kurbana bahçeme murad etelim öleme o ye de o ye o ye o ye o ye ah de o ye o. Sanki üzerimden tonlarca ağırlıkta bir yük kalktı anne. Buna gerçekten çok ihtiyacım varmış. Baban da beni bundan daha fazla mutlu edemezdin Nevin. Yıllardır bu anı bekliyordum. Sonunda doğru yolu bulacağından ümidimi kesmeye başlamıştım. Doğrusunu söylemek gerekirse gerçek bir sürpriz oldu bu benim için. Bundan sonra artık tek bir amacım var. Kızımı o yılanın elinden kurtarmak. Ve ne pahasına olursa olsun bunu yapacağım. Sakın Nevin, sakın. Kendi başına bir şey yapmaya kalkma. Bak, o namussuz ne kadar tehlikeli bir yaratık olduğunu gördük hep beraber. Bak Altay'a. O hayat umut dolu çocuk ne hale gelmiş iki günde. Bir de bir daha yürüyemeyeceğini öğrenince... Of Allah'ım, sen güç ver ona. Düşünmesi bile çok acı. Patlama sırasında bir parça omuriliğine çok yakın bir bölgeye gelmiş. O yüzden zaten ameliyatın çok riskli bir ameliyat oldu.
Çok uzun saatler sürdü ama çok şükür çıkardılar parçayı Altay. Yani sadece o bölgede birazcık, yani parçayı tamamen çıkardılar, temizlediler. Biraz sinirler zedelenmiş. Bana doğruyu söyle Asmin. Ben yürüyebilecek miyim tekrar? Doktor diyor ki fizik tedaviyle ya bir süre sonra bir de tamam. Bir sürü yeni tedavi yöntemi. Tamam Asmin. Anladım ben. Biraz yalnız kalmak istiyorum Asmin. Altay bak. Asmin lütfen. Kadarıyla Altay Bey'e durumunu anlatırız. Kendi anlamış zaten. Benden duyunca. Yalnız kalmak istiyor değil mi? Asmin Hanım. Kocanızın içinde bulunduğu duruma çok sık şahit oluyoruz. Sağlıklı bir insanın böyle bir durumu kabul etmesi, sindirmesi kolay bir süreç değil. Hastanemizde konuda çok uzman olan psikologlarımız var. Sizinle ve kocanızla ayrı ayrı konuşacaklar. Ve bu süreci mümkün olduğu kadar az hasarla atlatmanıza yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Şu an ben bile giremiyorum yanına. Çok öfkeliyim. Çok normal bu. Siz burada oturun. Ben Altay Bey'e güçlü bir sakinleştirici vereceğim. Sabaha kadar uyur. Sabah psikologumuz ve fizik tedavi uzmanımızla birlikte bir seans yapılacak. Ardından sizi taburcu edebiliriz. Burada yapılacak bir işlem kalmadı artık. Fizik tedaviye ev ortamında devam edebilir. Psikolojik tedavi de tabii. Doğru Bey, gerçekten hiç umut yok mu? Ben meslek hayatım boyunca sayısız mucizelere şahit oldum Asmin Hanım. Ömrümüzü kesmeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız. Ama bu arada hastalarımızı da içinde bulundukları şartlara ve gerçeklere hazırlamak zorundayız. Ne boş umutlara kapılmalarını ne de tümüyle umutsuz olmalarını istemiyoruz. Şimdi hastamıza ilgilenme zamanı. Dediğim gibi siz kocanız uyuyuncaya kadar burada bekleyin. Hemşire Hanım. Buyurun efendim. Altay Bey'e bir sakinleşici yapın. Üzdün mü ben yokken babaanneye oğlum? Çok merak ettim Altay'ın durumunu. Televizyonda öyle o görüntüleri ikide bir verince çıldıracaktım. Vallahi Gabriel, Allah korusun. Sanki senin başına gelmiş kadar üzüldü anan. Kolay mı canım? Gencecik çocuk. Sonra iki tane bebe. Tam bir araya gelip mutlu olacaklarken yani reva mı şimdi bu? Neyse ki hayat tehlikeyi atlattı. Ama thank you.
Sizin dilinizin altında bir şey var. Ne oldu ya? Kötü bir şey mi oldu? Söyleyin hadi. Umut, oğlum sen odana git pijamalarını giy, ben de hemen geliyorum, tamam mı benim akıllı oğlum? Ama çocuk ya. Tamam, söz hemen geleceğim. Büyük ihtimalle bir daha hiç yürüyemeyecekmiş Altay. Ne? Deme ya. Ay ben rüyamda gördüydüm zaten. Vah 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 vah. Yani felç mi olmuş şimdi? Benden aşağısı tutmuyormuş. Ömründen ameliyat oldu ama hasar büyükmüş dayı. Vah garibim vah. Ay bu Asmin ne bahtsız bir kız. Güle. Haydi kızım mutfağa geçelim de çaylarını koyalım, gel benimle. Aman Meryem ana, sırası mı şimdi bu saatte ne çayı? Öldüm öldüm yorgunluktan, ben yatacağım. Kızım dayı çay içer, haydi biz koyalım da. Haydi yürü, haydi. Bu durum söylendi mi Altay'a? Yok dayı, Asmin söyleyecekti de yüreğe kaldırmadı. Biraz da biz bu yüzden apar topar kaçtık. Ya insanın içi parçalanıyor Altay yüzüne bakınca. Vah garibim vah. Dağ gibi çocuk ne hale geldi ya. Sorma. Ay Gale, şimdi bu oğlanın belden aşağısı tutmuyorsa... Yürüyemeyecek işte, tekerlekli sandalyede yaşayacak. Sırf yürüyemese gene iyi. Bundan böyle kocalık görevini de yapamayacak. Sana bir şey diyeyim mi? Asmin gencecik yaşında resmen dul kaldı. Aman Meryem ana, söylediğin şeye bak, yaşadığına şükredeceğine. Aman aman, evlerden ırak, yani Allah büyük söyletmesin. Yani Baran'ın başına böyle bir şey gelse, ben bir dakika düşünmem, o an boşarım Baran'ı. Asmin'i de başa sarayacağım ama o yapmaz öyle bir şey, kıyamaz Allah. Ama Meryem ana, akşam akşam dinleyemeyeceğim daha fazla saçmalıklarını. Söylediğin şeye bak, ayıp ya. Niye ayıp canım? Birilerinin de doğruları söylemesi gerekiyor. Ay kadın gencecik, onun da arzuları, istekleri var. Benden söylemesi yol yakınken bıraksın onu, bıraksın. Yanlış odaya girmişim. Bir dakika, bir dakika. Seni daha önce hiç görmedim ben. Şimdi anlarız. Alo. Güvenlik. 216 nolu odaya acil birilerini gönderin. Kızım, çekil önümden. Aa! Yandım! Aa! Çok iyi, ben de defalarca rica ettik kapıda kendi korumalarımız dursun diye. Gerek yok dediniz, izin vermediniz. Ailecek tehdit altında olduğumuzu biliyorsunuz. Bu nasıl bir sorumsuzluktur ya? Kocam ölmüş olabilirdi şu anda. Çok üzgünüz Asmin Hanım. Nasıl olduğunu araştırıyoruz. Bir daha böyle bir olayın tekrar etmeyeceğine emin olunuz. Kocamın hayatı söz konusu olduğunda hiçbir şeyden emin olamam ben artık.
Ya kadın elinde zehir, elini kolunu sallaya sallaya hastaneye kadar giriyor, odaya kadar giriyor. Ya yetişemeseydik? Biz kendimizi kendimiz koruyacağız artık. Kolaysa engel olun bakalım. Nasıl isterseniz Asmin Hanım. Biz de bu katta güvenliği üst düzeye çıkarttık. İyi olur. Zahmet vermiş olmayalım size ama. Altay Bey uyanmadı değil mi? Hayır efendim, aram uyuyor. İyi. Gece olan biten hiçbir şeyden haberi olmayacak. Tamam mı? Arkadaşlarınıza da tembih edin. Siz hiç merak etmeyin efendim. Gözünüzü dört açın siz de. Başka avukat istemiyorum lütfen. Tamam. Çocuk niye ağlıyor ya? Ya kardeşim bu çocuğa bakan yok mu? Katılacak çocuk orada. Sus artık ne olur sus. Ağam duyunca çok kızacak sus. Zilan nerede, niye ağlıyor bu çocuk? Hasip ağamın mezarına kadar gitti ağam, gelir birazdan. İyi iyi. Çocuğu da susturmaya bak. Katılacak olsa. Emredersiniz ağam. Yok olmaz. Çocuklar tabancalarla oynamaz. Hem ağam kızar sonra. Hiç de bile babam bana hep veriyor. Atış talimi yapıyoruz onunla. He. Ya sen bunu taşıyabiliyor musun? Ağır gelir, kaldıramazsın. Ver şunu bana. Nasıl kullanıldığını göstereyim sana. Hadi bakalım, göster kendini. Ulan 10 tane karı bir tane hasip etmiyor be. Keşke hasibimin kucağında şıp diye uyurdu. Ah ulan hasip, ah ah, çektin gittin. Beni ite köpeğe rezil maskara ettin, muhtaç ettin ya. Haklısın ha. Vay, sen bayağı anlıyorsun bu işlerden. Tabii ki de, ne sandın? Ağam sana bir şey diyecektim. He, ne oldu şu bizim iş? Basıldı, basıldı. Geride kal ağam. Dikkatli ol lan, yavaş. Ne yaptın sen küçük ağam ya? Ne yaptın? Bak işte böyle kırılır testi. Ya yaktın beni küçük ağam, yaktın. Gördün mü şey oldu? Kimse yok. Ali! Ali o ses ne, Ali ne oldu? Ağam şey oldu. Küçük ağam şey edince. Çıkın lan, çabuk! İkiniz de buraya gelin, çabuk ulan, hadi! Ulan, sessiz olun, burada olduğumuzu kimseler bilmesin dedik de şunların yaptığına bak ya! İndir, indir. Çocuğu indir, indir. Sende şunca acı akıl yok be! Ulan şu kadar çocuğun eline silah mı verilir? Azat! Al şunu silahını, al belinden. Adam olana kadar da o silahı vermeyeceksin ona. Baba bak nasıl vurdum testiye. Çık odadan. Gözüm görmesin seni, çık odadan. İt oğlu it. Hele bir söyle bakayım, bizim iş ne oldu? Ya kardeşim sen bari bir hayırlı haber ver de günümü şenlesin. Ağam.
Hemşire kadın dün Teğmen'in odasına kadar girmiş. Oh. İşi halledebilmiş mi? Tam iğneyi yapacak. Hemşireyle... Ulan kes! Kes ulan! Ulan becerememiş desene. Becerememiş ulan işte. İki saattir ağzında geberiyip durdun bu dil mi sen lan? Ulan ne altaymış be? Ulan bu Fatma'dan beter çıktı. Ulan dokuz canlı bunlar. Ölmek nedir bilmezler mi ulan? Dün akşam doktorunla konuştum. Seni bu akşamüstü taburcu ediyorlar. Ne güzel değil mi? Pekala. Ben Zeynep Hanım'ı ziyarete gidiyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı? Sen benimle geliyorsun. Sen de benimle çıkıp bir şey olursa ararsın. Tabii. Neyse sen bugün babam eve geliyor. Altay, oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Baban daha iyileşmedi güzel yavrum. Annenle baban hastaneden gelecekler. Biraz babanın evde dinlenip istirahat etmesi lazım. Ancak o zaman iyileşir. Annenle baban biraz zor günler geçirdiler hastanede. Ama sen büyüdün artık. Koskocaman bir delikanlı oldun. Bunları anlayabilecek yaştasın. Biraz sabırlı ol, değil mi güzel yavrum? Onlar gelince onları hiç üzmeyeceksin, değil mi benim güzel torun? Her zaman biri olmaz yavrum. Bitecek tabii bunlar. Elbet eski güzel mutlu günleriniz geri gelecek. Niye babamın nesi var? Yok yok bir şey yavrum. Biraz moralleri bozulmuş o kadar. Asmin Hanım, siz de Zeynep Hanım'ı arıyorsunuz. Evet, evet. Buyurun lütfen. Heseliko kurban avaçeme muradet eleme leme ho. Anne, Asmin Hanım geldi. Leyla, Hatice'm, bizi yalnız bırakın kızım. Hanım kızımla görüşeceklerimiz var. Ama anne, böyle ayıp olmuyor mu misafirlerimize? Canım, yabancı mı onlar? Her gün geldikleri yer. Tabii canım, biz yabancı mıyız? Tabii canım, biz yine geliriz. Allah sabırlar versin. Sağ olun. Size de iyi günler. Hanım kızım, iyi günler. Ben sizi geçireyim. Buyurun.
Altay oğlum nasıl oldu hanım kızım? Oğlum gibi severdim onu. Pek efendi çocuktu. Oğlum kadar yandım onun da başına gelenlere. Size hürmetlerini iletmemi istedim. Kusuruma bakmayın, ben daha önce gelemedim. Malum. Bilmez miyim güzel evladım? Ölümlerden dönmüş Altay evladım. Yaktı yaktı kavurdu hepimiz. Sebep olanlar da aynı ateşlerde yansın. Dilerim Allah'tan. Kusura bakmayın Asım'da Hanım. Konu komşu işte. Yok. Ben de şimdi annenize onu anlatıyordum zaten. Esas siz kusura bakmayın. Aklım hep sizdeydi ama... Altay'ın başından ayrılamadım. Çok sağ olun Asmin Hanım. Ne yapalım? Bizim de kaderimiz böyle yazılmış işte. Eşinizi geri getirmemi imkansız. Ama bundan sonra siz de benim bir kardeşimsiniz. Çocuklarınız benim çocuklarım. Maddi manevi neye ihtiyacınız varsa. Söylemene gerek yok güzel kızım. Altay oğlumun ne kadar merhametli biri olduğuna ben şahidim. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok çok şükür. Allah'ın hasretinden gayrı. Ben yine de bunu bırakıyorum acil ihtiyaçlarınız için. Selim'i çok severdim. O gün gözümün önünde. Hiçbir şey yapamadım. Elimden gelsin. Miran mı? Nerede? Miran bu. Asmin Hanım durun. Kim bu kadın şeker? Tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Bildim biri herhalde. Çabuk dışarı çık seni kendi ellerimle geberteceğim. Bırak Ahmet kendi ellerimle bağlayacağım. Açın şu kapıyı. Aç kapıyı. Miran çık dışarı. Çık kendi bırak Ahmet. Bırak kendi ellerimle bağlayacağım onu. Geberteceğim seni. Polis yok mu? Polis yok mu? Tanıyacağım ben bu kadını. Gazetelerde boy boy resmi var. Hani şu kitap yazan. Kocası geçenlerde saldırıya uğramıştı. Dur bakalım. Şimdi anlarız. Dikkatli ol gözünü seveyim. Lütfen sakin olun. Neler oluyor? Gerçekten ben şu an o kadar utanıyorum ki çok özür dilerim. Ben sizi birine benzettim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ayıp değil mi ailemin yanında? Sizi şikayet edebilirim. Gerçekten çok haklısınız. Ben telafi edebilirim bunu. Çok haklısınız. Kendimi kaybettim. Çok özür dilerim. Siz arabaya binin. Aslında sizi şikayet eder gerçi ama çok özür dilerim. Ne o Aslı Hanım? Ne yapıyorsun bakayım tek başına böyle? Bilen eşek sıpası, dargın mıyız? Ben annemi özledim. Ya oğlum bak, olmasaydı iyiydi ama
Yapacak bir şey yok. Anam gitti. Kader, mukadderat. Bundan sonra sen, ben, Kece... ...bir de geldiği zaman Asmin ablan olacak. Ben hiç kimseyi istemiyorum. Annemi istiyorum. Şahin amcama götür beni. O bana iyi davranıyor, yalan söylemiyordu. Benimle konuşup oyunlar oynuyordu. Sen herkese kötülük yapıyorsun. Bağırıyorsun, kızıyorsun. Kötülükler yapıyorsun. Seni istemiyorum, annemi istiyorum. Ulan hey senin Şahin amcana köpekler işesine mi? Aslan Hanım iyi ki geldiniz. Siz gittiğinizden beri çok sinirli. Odaya kimseyi almıyor. Fizik tedavi uzmanı yanında. Bağırıp duruyor. Gittim sana dokunma, gitsene! Altay, eşiniz ne oluyor burada? Eşiniz ben tekrar gelirim. Hiç gerek yok, hiç gerek yok! Bir dakika bile durmam bu hastanede! Tamam canım. Gitmek istiyorum buradan artık Asmi. Tamam. Nasıl istersen Altay. Sen niye sinirlendin bu kadar? Bir daha asla yürüyemeyeceğimi biliyorum Asmi. Benimle uğraşmayın artık. Benim için endişelenmenizi, üzülmenizi istemiyorum. Rahat bırakın beni. Nereden çıkarıyorsun bunu Altay? Tamam belki biraz uzun sürecek ama... ...tedaviyle bir gün mutlaka... Altay. Bunlarla mı Asmi? Bunlarla mı? Bunlar benim bacaklarım değiller artık. Beni dinlemiyorlar Asmin. Bir daha asla eskisi gibi olmayacak Asmin. Asla. Sen benim aşık olduğum adam olamazsın. Çünkü benim kocam asla pes etmezdi. Ne olursa olsun. Sonuna kadar vazgeçmeyen, mücadele eden. En kötü zamanlarımda bile beni hayata bağlayan kocam nerede? Onu geri istiyorum ben, anladın mı beni? O adam artık öldü Asmin. O adam artık yok. Hayır Altay, ölmedi. Burada karşımda duruyor. Bak. Birazdan buradan el ele çıkacağız. Evde yolunu bekleyen çocuklarımızın yanına gideceğiz. Onların karşısına böyle mi çıkacaksın? Oğluna böyle mi örnek olmak istiyorsun Altay? Benden kimseye fayda gelmez artık. Ne sana ne de çocuklarıma. Bırakın yakamı, bırakın peşimi artık. Hiçbir şeyle mücadele edecek gücüm kalmadı Asmin. Bütün hayatını benimle birlikte geçirmene göz yumamam, anlıyor musun? Ne demek istiyorsun sen Altay? Söylediğim şeyler gayet açık Asmin. Banka hesabımızda sana ve çocuklarına hayatımızın sonuna kadar yetecek kadar para var. Çocukları da al, annenin yanına git. Ben de bir şekilde başımın çaresine bakarım artık. Hem de çocuklarıma da kötü örnek olmamış olurum. Altay, sen beni yanlış anladın. Söylediğine inanamıyorum.
yazarım zor günleri. Geçtiğimiz günlerde anılarını kelimeleri dökerek yayınladığı romanla büyük ilgi toplayan Asmin Batügün belki de hayatının en zor günlerini yaşıyor. Bombalı bir saldırıda ölümden dönen eşi Altay Batügün'ün saldırı sonucu sakat kaldığı, tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu hastaneden sızan haberler arasında. Güçlü sevgilim benim. Şuna bak, başı hala dik. Nasıl da gururlu. Ah, az kaldı sen. Çok az kaldı. Göreceksin. O güzelim gözlerin her zaman gülecek. Seni dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Alo. Alo, hayır, vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Bırakmayacağım seni aşkım. Döndü mü Asmin'ler eve? Ah yok kızım, Asmin hastaneden aradı, çıkıyorlarmış şimdi. Biz de bekliyoruz, çocukları bir görme, camlara yapıştılar. Daha haberleri yok değil mi babalarının durumunda? Ah yok kızım, yok, söyleyemedik bir şey. Gelince artık ne olursa olacak. Neyse boş ver. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Selam söyle benden oradakilere ya. Ben şimdi çocuklara bakacağım, oldu mu? Tamam anacığım, Allah kolaylık versin, ne diyeyim. Bizimkilerin de çok selamı var sizlere. Annem diyor ki çocukları zapt edemiyorlarmış artık. Hele oğlan heyecandan deliye dönmüş sen dönüyorsun eve diye. Biliyorum. Hiçbirimiz için kolay değil. Ama oğlumuzun bu olaydan daha fazla etkilenmemesi için önlem almak zorundayız. Çok korktu sana bir şey oldu diye. Altay, onlar bizi biz olduğumuz için seviyorlar. Ne olursa olsun sevmeye de devam edecekler. Oğlumuzun hasta olduğu günlerde, umudunu kaybetmeden tek başına mücadele ettiği zamanları unutma ne olur.